Bülent diyor ki, Oytun hocam, deprem sonunda 1 milyon engelli vatandaşımız olduğu söyleniyor. Neler yapılması gerekli? Bu vatandaşlar topluma nasıl adapte edilecek? Valla ben kendi açımdan söyleyeyim, zor adapte edilecek yani. Evet Ya hocam. tabii ya, deprem bir bilim dalı. Ben hani deprem olunca da geçen sene konuşmuştum. Ya deprem bilim dalı olmalı. Ya bakın, ana bilim dalı. Ne demek? Deprem uzmanlığı diye bir bilim dalı var. Şu şöyle olacak. Yani ya jeolojinin altına bilim dalı yapacaklar ya da tamamen başlı başına bilim dalı olacak. Bunun içinde tıp var, jeomühendislik var, enfeksiyon hastalıkları var. İşte var da var var. Bir sürü bölüm var. Yani bu esasında bizim gibi ülkelerde bunun bir ana bilim dalı olması lazım. Çünkü biz deprem ülkesiyiz. Ama biz hemen unuturuz. Ya bizim öyle bir şeyimiz var. Hızlı unutma gibi bir sorunumuz var bizim. Ya bunu da üzgünüm yani. Her şeyi unutuyoruz ya. Ya bazen hastaya söylüyorsun. Adama diyorsun ki, abi diyorsun, sen kanser atlatmışsın. Atlattım, kaç sene oldu diyorsun. Bir sene diyor. E diyorsun, sen sigara içiyorsun yine. O diyor, bir sene geçti diyor. Ya hiç mi akıllanma? Ya bu bizde oluyor ya. Bu bizim var. Hocam biz Asya insanının özelliği, bizim göçeriz ya biz. Bakın, göçerlerin bir özelliği var. Bizde göçer genler var ya, göçer genler şöyle. Biz bir kere hiperaktifiz. Çünkü bizde bir kurt kaynıyor. Oturduğumuz Zaten yerde duramıyoruz hocam. abi, zaten o zaman göçmezsin zaten. Yani adam orada otururdu. Şimdi göçerlik genlerin özelliğini aşırı pragmatik. Mesela ne yapıyor adam? Mesela şimdi ameliyattasın mesela. Şu olmuyor mu oraya? Hemen biz onu şundan kıvırırız. Onu şu hale getiririz. Öyle ama. Şimdi bizim her yaptığımız iş öyle. Şimdi mesela biz ya çok pragmatiyiz. Aşırı pragmatik. Espriler pragmatik. Çok hızlı düşünüyoruz. Çok hızlı karar veriyoruz. Ve en büyük özelliğimiz ne biliyor musun? Bir şey o bölgede bir şey olunca hemen bizim çadırları başka bölgeye alıyoruz. Bitiyor. Ya sorunu hemen çözüyoruz. Hocam diyor ki Bertan Gümüşgil, idrak genleri yok mu? Abi idrak genleri var zaten. Kognitif genler var. Bunlar bir terazi gibi çalışıyor. Mesela şimdi şöyle insanlar var. Mesela bazı insanlar çok düşünür, az konuşur. Bazı insanlar az konuşur, çok düşünür. Yani bu bizim kişisel özelliklerimiz bunlar. Ama biz şunu biliyoruz. Bakın, suç geninde şöyle bir şey var. Suç geni kesinlikle az düşünüyor ve dürtüsel. Hızlı karar veriyor. Bu net. Çocuklarımız suç, yani biz o zaman demin anlattıklarınızın çerçevesinde çocuklarımızı iyi gözlemleyeceğiz. Bir kere bunu anladık çok net bir şekilde. Ali abi, Ve mesela bunun şunu da bir söyleyeyim sana. Mesela çok aşırı serbest olan çocuklar da suçlu oluyor. Çok fazla üstünde baskı kral olan çocuk da çocuklar. suçlu oluyor. Yani şöyle oluyor. Mesela çok ilginç bir özellik vereyim size. Üstünde az baskı olan çocuklar suçlu oluyor. Tamam. Çünkü süper egosu gelişmiyor. İşte çalabiliyor, madde kullanıyor. Ama Rahatsız üstünde çok fazla katı yük bindirilen çocuklar da şöyle yapıyor. Onlar da düşünüp planlı suç işleme eğiliminde oluyor. Bakın, bu çok ilginç bir şeydir. Yani iki tane suçlu var. Bir, düşünmeden, sonunu düşünmeden suç işleyenler. Bir de ulan babamdan nasıl kaçarım da suç işlerim ben? Hani nasıl bir yolu izlerim? Bu sefer onlar büyüyünce taktik geliştirerek suç işleme oluyor. Hatta onlara beyaz yakalı suçlu terimi kullanılabiliyor. Neyse. evet, devam ediyoruz. Şimdi devam ediyoruz sevgili izleyiciler, hocamla. Diyor ki izleyicimiz, Ali Bey, 3 satırlık yorumu 1 saniye ekranda tutup çekiyorsun. Ya insanın ruh sağlığı bozuluyor. Oytun hocama sorar mısınız? Nedeni nedir bunun? Sinirsel mi? Kıpırdarız abi biz. Şimdi mesela abi, hakikaten kıpırdarız ya. Bak şimdi ben mesela bir yere gidiyorum, tatil köyüne, Almanlara bakıyorum, çocuklarına. Alman'ın çocuğu yanında oturuyor. Şimdi Türk çocuklara bakıyorum. Abi, Türk çocuklara 30 saniye bakma, yemin ederim karşı adaya çıkar. Çok yani böyle, yani gerçekten abi, bak şimdi kongreye gidiyorsun. Abi kongreye gidiyorsun, Almanlara bakıyorum. Adamlar sakin sakin oturuyor. Bizim kongreye gidiyorum. Herkes ayakta. Kahve içmeye gidenler, su içmeye gidenler, giren, çıkan, tuvalete giden. Mesela düşün, anahtarlıkta kulağını kanıştıran başka insan toplum var mı? Yok. Mesela adam anahtar, araba çalıştırıyoruz, kulağı karıştırıyor. Ya işte.
Üzgünüm. Harikasın hocam ya.